Kitabımızın adı Tanrı Yanılgısı. Yazar Richard Dawkins. Bölüm 10 devam. İlham. Kullanmam gereken tartışma metodunun mantıksal değil de sözsel olması bu yüzden çok hafif bir olumsuz etkiye sahiptir. Bir zevk meselesi veya kişisel yargıdır. Bunu daha önce de yapmıştım ve aralarında sadece son derece örneklerin adlarını verirsek Soluk Mavi Noktada Carl Sagan, Bifloa'ya E.O. Wilson, Bilimin Ruhunda Michael Shermer ve Doğrulamalarda Paul Kurtz'un olduğu diğer birçoklarla yapmıştı. Yok Çözmek isimli kitabımda DNA'nın kombinasyonel piyangosunun potansiyel olarak vurmayacağı insanların muazzam çoğunluğunun hiçbir zaman doğmayacağı göz önüne alındığında canlı olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu nakletmeye çalıştım. Burada olacak kadar şanslı olanlarımız için yaşamın görece kısalığını, devasa zaman cetvelinde yavaşça ilerleyen lazer inceliğindeki sahne ışığını hayal ederek resmettim. Bu sahne ışığından önceki veya sonraki her şey ölü geçmişin veya bilinmeyen geleceğin kefen karanlığı içindedir. Bizler kendimizi bu sahne ışığı altında bulduğumuz için şok edici biçimde şanslıyız güneş altındaki zamanımız ne kadar kısa olursa olsun eğer bunun bir saniyesini bile israf edersek veya renksiz veya anlamsız veya bir çocuk gibi sıkıcı olduğundan şikayet edersek bu kendilerine bir hayat fırsatı bile sunulmamış şu doğmamış trilyonlarca insana karşı duygusuz bir hareket olarak gözükmeyecek midir? Birçok ateistin benden daha iyi söylediği gibi sadece bir tek hayatımızın olduğu bilgisi onu daha da paha biçilmez yapmalıdır. Ateist bakış açısı uygun bir şekilde hayatı onaylar ve hayatı geliştirir ve aynı zamanda da asla hayatın kendilerine bir şeyler borçlu olduğunu düşünen insanların kendi kendini aldatma, hüsnü kuruntu veya sızlanarak kendine acıma lekeleriyle kirlenmemiştir. Emily Dixon şöyle demiştir. Hiçbir zaman bir daha gelmeyeceğidir hayatı bu kadar tatlı yapan. Eğer Tanrı'nın terki bir boşluk bırakacaksa değişik insanlar onu değişik yollarda dolduracaklardır. Benim yolum iyi bir miktar bilim yani gerçek dünya ile ilgili hakikatleri öğrenmek için dürüst ve sistemli çabaları içerir. Evreni anlamak için gösterilen insan çabasını bir model geliştirme girişimi olarak görüyorum. Her birimiz kafalarımızın içinde, kendimizin içinde bulunduğumuz dünyanın bir modelini inşa ederiz. Dünyanın asgari modeli, atalarımızın içinde sağ kalmak için ihtiyaç duydukları modeldir. Benzeşim yazılımı doğal seçilim tarafından oluşturulmuş ve hatalarından arındırılmıştır ve en maharetli şekilde Afrika savanalarındaki birbirine göre orta derece hızlarla hareket eden, orta boy maddesel nesnelerden oluşan üç boyutlu bir dünyadaki atalarımızın iyi tanıdığı dünyada işler. Beklenmeyen bir ikramiye olarak beyinlerimiz atalarımızın hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu sıradan faydacı modelden çok daha zengin bir dünya modeli taşıyabilecek kadar güçlendi. Sanat ve bilim bu ikramiyeden sızan göstergelerdir. Bilimi zihni serbetleştiren ve insan ruhunu tatmin eden gücünü nakletmem için son bir tablo çizmeme izin verir. Tüm burkaların anası Günümüzde sokaklarımızda görülebilecek en üzüntü verici manzaralardan birisi baştan ayağa kadar şekilsiz siyah bir kumaşa sarmalanmış ve dünyaya küçücük bir yarıktan bakan kadın imajıdır. Burka sadece kadınlar eziyetin bir aracı olmakla kalmayıp özgürlüklerine ve güzelliklerine yapılmış dini bir baskıdır da. Sadece korkunç erkek acımasızlığı değil, acı şeklinde zorlanmış bir dişi teslimiyetidir. Örtüdeki dar yarığı başka bir şeyin simgesi olarak kullanmak istiyorum. Gözlerimiz dünyayı elektromanyetik tayf içindeki dar yarıktan görür. Görünür ışık, uzun ucunda radyo dalgaları, kısa ucunda gama ışınları olan uçsuz bucaksız karanlık tayfta bir çentiktir. Darlığı o kadardır ki onu tam olarak anlamak zordur ve size nakletmek bir meydan okumaktır. Görüş yarığı aşağı yukarı standart genişlikte yani söz gelimi 2,5 santim olan bir devasa siyah burka hayal edin. Yarığın üstünde kalan siyah kumaşın uzunluğu görünmez tayfın kısa dalga ucunu temsil ediyorsa ve yarığın altında kalan siyah kumaşın uzunluğu ...görünmez tayfun uzun dalga kısmını gösteriyorsa, iki buçuk santimlik yara uygun ölçekte olacak burkanın uzunluğu ne kadar olmalıdır? Ölçmeye çalıştığımız büyüklük o kadar devasadır ki logaritmik ölçekler kullanmadan akla yatkın bir şekilde tarif etmek zordur. Böyle bir kitabın son bölümü ortalığa logaritmalar saçmak için uygun bir yer değildir. Fakat inanın bana söz konusu şey bütün burkaların anası olacaktır. Eteğin bir parçasını oluşturan radyo dalgalarından başın üzerindeki gama ışınlarına kadar tayfın karanlık kısmını temsil eden kilometrelerce siyah kumaşla karşılaştırılınca iki buçuk santimlik görünür ışık penceresi minnacık kalır. Bilimin bizim için yaptığı şey bu pencereyi genişletmektir. Öyle bir genişletir ki hapseden siyah elbise neredeyse tamamen düşer ve algılarımızı hava dar ve canlandırıcı bir özgürlükte serbest bırakır. Optik teleskoplar göklerdeki taramak için cam mercekler ve aynalar kullanırlar ve görebildikleri şey bizim görünür ışık dediğimiz dalga boyunun dar bandında ışıma yapan yıldızlardır. Fakat diğer teleskoplar X ışını veya radyo dalgalarını görerek bize alternatif gece gökleri bereketini sunarlar. Daha küçük ölçekte uygun filtrelerle donatılmış kameralar mor ötesini görebilir ve bizim gözlerimiz yardımı olmadan tam olarak göremeyeceği görünüşte böcek gözleri için tasarlanmış, yabancı şerit ve nokta çeşitleri içeren çiçeklerin fotoğraflarını çekebilir. Böcek gözlerinin bizimle benzer bir tayfsal penceresi vardır. Fakat Burkan hafifçe üstüne kaymıştır. Kırmızıyı göremezler ve mor ötesinin ilerisine yani mor ötesi bahçenin içine bizden daha fazla geçmişlerdir. Dar ışık penceresinin etkileyici bir şekilde genişletilmesi mecazı bize bilimin diğer alanlarında hizmet eder. Kocaman büyüklükler müzesinin merkezinin yakınlarında yaşıyor. Orta hızları ve orta büyüklükleri algılayabilecek organ ve sinir sistemleriyle dünyayı görüyoruz. Birkaç kilometre ile dağın tepesinin görüntüsü, milimetrenin onda biri, iğnenin ucu arasındaki ebatlarda değişen cisimlere aşinayız. Bu aralığın dışında hayal gücümüz bile yetersizdir ve aletlerin ve matematiğin yardımına ihtiyaç duyarız. Çok şükür ki bu yöntemleri kullanmayı öğrenebiliyoruz. Hayal gücümüzün kolaylıkla baş edebildiği büyüklüklerin, mesafelerin veya hızların erimi, küçük ucunda kuantum garipliği ölçeği, büyük ucunda ise Einstein'cı evren bilimin ölçeği bulunan, mümkün olanın devasa alanı arasındaki ortalanmış küçük bir banttır. Hayal gücümüz, atalarımızın alışık olduğu orta bölgedeki dar aralık dışındaki mesafelerle uğraşabilmek için hüzünlü bir şekilde eksik donanımlıdır. Elektronları gözümüzde, protonları ve nötronları temsil eden daha büyük bir top kümesi etrafında yörüngede olan küçük bir top olarak canlandırmaya çalışırız. Hiç de buna benzemezler. Elektronlar küçük toplar gibi değillerdir. Tanıdığımız hiçbir şey gibi değillerdir. Gerçekliğin uzak ufuklarına çok yakın uçmaya çalıştığımızda benzemenin bir anlama gelip gelmediği bile açık değildir. Hayal gücümüz henüz kuantum mühitlerini anlayacak kadar donanımlı değildir. Bu ölçekte hiçbir şey maddenin davranması gerektiği tarzda düşünmek için evrimleştiğimiz gibi davranmaz. Işık hızının kayda değer bir kesindeki hızlı hareket eden cisimlerde baş edemeyiz. Sağduyu bizi yüzüstü bırakır çünkü sağduyu hiçbir şeyin çok hızlı hareket etmediği, hiçbir şeyin çok küçük veya çok büyük olmadığı bir dünyada evrimleşmiştir. Olası dünyalar üzerine C.B.S. Haldun'un yazdığı ünlü makalenin sonunda şöyle yazar. Kişisel sanıma göre evren bizim hayal ettiğimizden daha tuhaf olmakla kalmayıp hayal edebileceğimizden de tuhaftır. Şüphem odur ki cennette ve dünyada olduğu herhangi bir felsefede hayal edilmiş veya edilebilecek şeylerden daha fazlası vardır. Bu arada Halden tarafından hatırlatılan ünlü Hamlet sözünün genel olarak yanlış okunduğu iddiası ilgimi çekti. Normal vurgu senin kelimesinin üzerindedir. Cennette ve dünyada daha fazla şey vardır. Harito, senin felsefende hayal edilenden. Aslında bu satırlar sıklıkla Harito'nun yalın akılcıların ve kuşkucuların tarafını tuttuğu imasıyla çarpıcı bir şekilde her yerde aktarılır. Fakat bazı din alimleri senin kelimesinin neredeyse yok edilecek seviyede vurgu felsefe kelimesine koyarlar. Felsefede hayal edilen daha fazla. İkinci yorumun, Halden'in herhangi bir felsefesini dikkate alması dışında oluşan farklı şu anki amaçlarımız için gerçekten bir önemi yoktur. Bu kitabın adandığı kişi onu komedit noktasına taşıyarak bilimin acayipliğinden hayatını kazanmıştır. Aşağıdaki satırlar 1988'de Cambridge'de yaptığım ve daha önce bahsettiğim aynı doğaçlama konuşmadan alınmıştır büyük bir çekim kuyusunun dibinde yaşadığımız gerçeği, nükleer bir ateş topunun 150 milyar kilometre ötesinde dolaşan gazla kaplı bir gezegenin yüzeyinde yaşamamız ve bunun çok normal olduğunu düşünmek, kesinlikle bakış açımızın ne kadar eğri olması gerektiğinin bir işaretidir. Diğer bilim kurgu yazarları, bilimin tuhaflıklarını gizemli bir his aramak için kullanırlar. Douglas Adam ise güldürmek için kullanır. Otostopçunun Galaksi Rahberi isimli kitabını okuyanlar, örneğin sonsuz olasılıksızlık arabasını akıllarına getirebilirler. Gülme, modern fiziğin en garip paradokslarının bazılarına tartışmaya açık olarak verilebilecek en iyi cevaptır. Alternatifin ağlamak olduğunu bazen düşünürüm. 20. yüzyıl bilimsel ilerlemesinin pek bilinmeyen zirvesi olan kuantum mekaniği, gerçek dünya ile ilgili parlak bir şekilde başarılı öngörüler yapar. Richard Feynman onun kesinliğini, Kuzey Amerika'nın genişliği gibi büyük bir meselenin uzunluğunu bir insan saçı kadar yanılgıyla öngörmeye benzetir. Bu öngörüsel başarı kuantum teorisinin bildiğimiz herhangi bir şey kadar hatta en gerçekçi sağduyu gerçeği kadar doğru olması gerektiği anlamına gelir. Yine de kuantum teorisinin bu öngörüleri iletmesi için yapması gereken varsayımlar Büyük Feynman'ın bile şunları söylemeye itmiştir. Eğer kuantum teorisini anladığınızı düşünüyorsanız kuantum teorisini anlamamışsınızdır. Bu alıntının birçok versiyonu var fakat bu bana en temiz geleni. Kuantum teorisi o kadar tuhaftır ki fizikçiler iki değişik paradoksal yorumdan ya birine ya da ötekine başvururlar. Başvurmak doğru kelimedir. David Das Gerçekliğin Kumaşı isimli kitabında kuantum teorisinin birçok dünya yorumunu kucaklar sebebi belki de bu yorumlama hakkında söylenebileceğimiz en kötü şeyin mantıksız bir şekilde savurgan olduğudur. Kitap sonsuz ve hızla artan tamamıyla kuantum mekanik deneyimlerinin küçük penceresi hariç saptanamaz paralellerin evrenselliği olduğunu farz eder. Bu evrenlerin bazılarında ben zaten öldüm. Küçük bir kısmında yeşil bir bıyığınız var ve böyle şeyler. Alternatif Kopenhag yorumu eşit derecede inanılmazdır savurgan değil sadece yıkıcı paradoksluktadır. Erwin Schrödinger bu yorumu kendisinin başından geçen bir olayla hicveder. Schrödinger'in kedisi içinde kuantum mekaniği olayla tetiklenen bir öldürme mekanizması bulunan bir kutuya kapatılır. Kapağı açmadan kedinin ölüp ölmediğini bilemeyiz. Bununla birlikte sağ duyumuz bize kedinin kutu içinde ya canlı ya da ölü olması gerektiğini söyler. Kopenhag yorumu sağ duyumuzu yalanlar. Kutuyu açmadan önce olan her şey bir ihtimaldir. Kutuyu açar açmaz dalga fonksiyonu çöker, biz sadece bir sonuçla karşılaşırız. Kedi ölü veya diridir. Kapağı açana kadar ise ne ölüydü ne de diri. Birçok dünya yorumunda ise aynı durumda kedi bazı evrenlerde ölü bazılarında sağdır. Her iki yorumlama da insan sezgilerini veya sağduyusunu inandırmaz. Fakat daha maço olan fizikçiler bunu aldırmaz. Önemli olan şey matematik çalışanlarının ve öngörülerinin deneylerle onaylanmış olmasıdır. Çoğumuz onları kavramak için yeterli değiliz. Gerçekte neler olduğu ile ilgili bir çeşit canlandırmaya ihtiyacımız var gibi görünür. Bu arada ben Schrödinger'in aslen kedi düşünce dediğini Kopenhag yorumunda gördüğü saçmalığı sergilemek için yaptığını düşünüyorum. Biyolog Lewis Wolpert dünyanın fiziğinin tuhaflığının tıpkı buzdağının görünen ucu gibi olduğunu düşünüyor. Teknolojinin aksine bileyim sağduyuya zorbalık eder. İşte gözde bir örnek. Bir bardak su içtiğiniz her seferinde kuvvetli bir ihtimalle Oliver Cromwell'in mesanesinden geçmiş en az bir molekülü bünyenize katmış olacaksınız. Bu sadece temel olasılık teorisidir. Bir bardaktaki moleküllerin sayısı dünyada doldurulan bardakların sayısından oldukça fazladır. Bu yüzden ne zaman dolu bir bardak su alsak dünyada var olan suyun moleküllerinin oldukça büyük bir oranına bakıyoruzdur. Tabii ki Cromwell veya mesane ile ilgili özel bir durum yoktur. Tam şu anda uzun sit sak ağacının yanında duran soldan üçüncü otçul kertenkelenin dışarı saldığı bir azot atımını solumadınız mı? Böyle bir varsayımın doğru olma ihtimaliyle kalmayıp bunun neden olduğunu anlayabilecek kadar ayrıcalıklı olduğunuz bu dünyada yaşamaktan mutlu değil misiniz? Ve bunu etraftaki insanların birine sizin fikriniz veya inancınız olarak değil fakat onların gerçekte olduğu bir şey olarak anlattığınızda ve onlar mantığınızı anladıklarında kendilerini kabul etmek zorunda hissedecekler mi? Belki de bu Carl Sagan'ın Şeytan Avlayan Dünya karanlıktaki bir mum olarak bilim isimli kitabını yazmasını sağlayan güdüyü anlatırken kastettiği şeyle aynı görüş açısıydı. Bilimi anlatmamak bana ters gelir. Aşık olduğunuzda bunu dünyaya haykırmak istersiniz. Bu kitap benim bilimle ömür boyu yaşadığım aşk macerasını yansıtan kişisel bir beyanattır. Karmaşık hayatın evrimi aslında onun fizik kurallarına uyan bir evrendeki varlığı muhteşem şaşırtıcıdır ve şaşırtmanın ve bu çok şaşırtıcı sürecin ürünü olan beyinde bulunabilen bir duygu olduğu gerçeği sayesinde olacaktır. Varlığımızın şaşırtıcı olmaması gerektiği gibi bir insancıl his vardır. Yine de bunun aşırı derecede şaşırtıcı olduğunda ısrar eden insan dostlarımı temsil ettiğimi düşünmek hoşuma gider. Düşünün, Gezegenlerden birinde ve muhtemelen bütün evrendeki gezegenlerin sadece birinde normalde bir yığın kayadan daha karmaşık bir şey oluşturamayan moleküller kendilerini kaya büyüklüğünde hayret verici karmaşıklıkta koşabilen, zıplayabilen, yüzebilen, uçabilen, görebilen, duyabilen ve diğer hareketli karmaşık yığınları yakalayıp yiyebilen bir şeyde bir araya getiriyorlar. Bazı durumlarda düşünebiliyor ve hissediyorlar.'' Ayrıca diğer karmaşık madde yığınlarına aşık da oluyorlar. Olayın aslında nasıl olduğunu anlıyoruz. Ama sadece 1859'dan beri. 1859'dan önce her şey gerçekten çok çok garip görünüyor olmalıydı. Darwin'e çok teşekkür ederiz ki her şey şu anda sadece çok garip, ışıldayan asaleti, insan ruhunu yükseltme gücü muhtemelen benzersiz, dünyanın evrenin merkezi olmadığını fark eden Kopernik hariç olan Darwin burkanın penceresini kavradı ve çekip açarak kavrayışın içerisel gibi girmesini sağladı. Büyük 20. yüzyıl filozofu Ludwig Wittgenstein bir keresinde arkadaşına söyle bana diye sordu. Niye herkes daima bir kişi için dünyanın döndüğünü sanmak yerine güneşin dünya etrafında döndüğünü sanmanın daha doğal olduğunu söyler? Arkadaşı cevapladı. Nedeni apaçık bir şekilde güneşin dünya etrafında dönüyor gibi gözükmesidir. Wittgen canıtladı. Peki, dünyanın dönüyormuş gibi gözükmesi için nasıl dönmesi gerekir? Bazen Wittgenstein'in bu diyaloğunu konferanslarda dinleyicileri güldürmek için anlatırıp, aksine sersemlemiş görünür sessizliğe gömülürler. Beyinlerimizin evrimselleştiği sınırlı dünyada küçük nesnelerin hareket etmesi, hareketin arka planı gibi gözüken büyük nesnelerin hareket etmesinden daha olasıdır yakınımızda olduğu için bize büyük görünen cisimler, dağlar, ağaçlar, binalar ve yer, güneş ve yıldız gibi gökyüzündeki cisimlere görece dünya dönerken birbiriyle ve gözlemciyle tam bir eş zamanlılıkla hareket ederler. Evrimselleşmiş beyinlerimiz ön plandaki dağlar ve ağaçlar yerine onların üzerine bir hareket yanılsaması tasarlar. Şimdi dünyayı görüş tarzımız ve bazı şeyleri sezgisel olarak anlamamız kolay bazılarının ise zor olması, beyinlerimizin kendilerinin evrimselleşmiş organlar olması yüzündendir şeklindeki yukarıdaki sözü denilen noktayı sürdürmek istiyorum. Bunlar hayatta kalmamıza etkileyen nesnelerin ne çok küçük ne de çok büyük olduğu bir dünyada, ben buna orta dünya diyeceğim, hayatta kalmamıza yardımcı olmak için evrimselleşmiş yerleşik beyinlerdir. Nesnelerin ya hareketsiz durduğu ya da ışık hızına oranla yavaşça hareket ettiği bir dünyada ve çok olasılıksızın güvenle imkansız olarak ele alınabildiği bir yerde evrimselleşmişlerdir. Zihinsel burka penceremiz dardır. Çünkü atalarımızın hayatta kalmasını sağlaması için daha geniş olması gerekmiyor muydu? Bilim bize bütün gelişmiş sezgilerimizin aksine kristaller ve kayalar gibi görünüşte katı olan cisimlerin neredeyse tamamen boşluktan oluştuğunu öğretmiştir. Bilindik bir örnekte atomun çekirdeği büyük bir spor stadyumun ortasındaki sinekle betimlenmiştir. Komşu atomlar stadyumun dışındadır. En sert, katı ve sıkı kaya gerçekte neredeyse tamamen boşluktan oluşur. Öyleyse neden kayalar katı, sert ve delinmesi zor gözüküyor? Wittgenstein'in bu soruyu nasıl cevaplamış olabileceğini hayal etmeye çalışmayacağım. Fakat evrimci bir biyolog olarak ben şunun gibi cevaplardım. Beynimiz, vücutlarımız dünyada gezinmesine yardımcı olmak üzere bu vücutların çalıştığı ölçekte evrimleşti. Asla atomik dünyada gezinmek için evrimleşmedik. Eğer böyle olsaydı muhtemelen beynimiz kayaları büyük bir boşluk olarak algılardı. Kayalar elimizde sert ve delinmez bir his verir çünkü elimiz bu kayaları denemez. Ellerimizin delememesinin sebebi ebatlarından ve maddeyi oluşturan parçacıkların farklılıklarından ileri gelmez. Aslında bu katı maddelerdeki çok boşluklu parçacıklarla bağlantılı güç alanları ile ilgilidir. Beynimiz için katılık ve delinmezlik gibi kavramlar oluşturmak çok yararlıdır. Çünkü böyle kavramlar, içinde birbirinin yerini dolduramayan maddelerin bulunduğu dünyada gezinebilmemiz için yararlıdır. Bu noktada John Ransom'ın keçilere bakan adamlarında komik bir ferahlama. Bu hikaye gerçektir. 1983 yazı. Tüm general Albert Stablon III, Virginia Arlington'da bulunan ofisinde, masasının arkasında, sandalyesinde oturuyor ve sayısız ödülü asılı olan duvara bakıyordu. Ödüller uzun ve seçkin bir kariyerin detaylarıydılar. Emrindeki 16 bin askerle Amerikan ordusunda istihbarat teşkilatının başındaydı. Bakarken geçmiş ödüllerden çok duvarın kendisini inceliyordu. Düşünceci korkutmasına rağmen yapması gereken bir şey olduğunu hissediyordu. Yapması gereken seçim hakkında düşünüyordu. Ofisinde kalabilir veya bir sonraki ofise gidebilirdi ve kararını verdi. Bir sonraki ofise gidiyordu. Ayağa kalktı, masanın arkasından ayrıldı ve yürümeye başladı. Düşünüyordu. Zaten atom büyük oranda neden oluşmuştur? Boşluk. Adımlarını hızlandırdı. Ben büyük oranda neden oluşuyorum? düşündü Atomlar neredeyse koşuyordu Duvar büyük oranda neden oluşuyor düşündü Atomlar Yapmam gereken tek şey boşlukları kaynaştırmak Ardından General Stibling burnu ofisin duvarında büyük bir gürültüyle vurdu Kahretsin diye düşündü Duvardan geçmeye çalışırken sürekli başarısızlığa uğraması yüzünden şaşkına dönmüştü. Emekli olduktan sonra şu anda eşiyle birlikte yönettiği organizasyonun web sitesinde General Stiblin'e uygun bir şekilde sıra dışı düşünür olarak tasvir edilmiştir. Organizasyon Amerika Sağlık Özgürlüğü adını taşımakta. Size hangi doz ve yöntemleri kullanabileceğinizi dikte eden şirketler olmadan katkı maddeleri, vitaminler, mineraller, amino asitler vesaire, şifalı otlar, homopatit ilaçlar ve organik gıdalar, böcek ve yabani ot öldürücü ilaçlarla ve antibiyotiklerle kirletilmemiş bile uğraşmaktadır. Değerli vücut sıvılarını burada saymıyorum bile. Orta dünyada evrimleştiğimiz için bir tüm general, tüm generallerden ve diğer orta dünya cisimlerinin hareket ettiği normal bir hızlı hareket ederse ve yine duvar gibi katı bir orta dünya cismine çarparsa ilerleyişi acılı bir şekilde durur. Fikrini kavramanın kolay olduğunu sezeriz beynimiz gerçekte engin boşluklardan oluşan duvarın arasından geçen bir nötrino gibi bir şey olmayı hayal edebilecek yapılarla donatılmamıştır. Bilincimiz maddeler ışıklı hızına yakın bir hızda yol alırsa neler olacağıyla da uğraşmaz. Hatta orta dünyasında evrim geçiren ve eğitilen yardımsız insan sezgilerimiz Galileo bize bir top güllesi ve kuş tüyü hava sürtülmesi olmazsa yüksek bir kuleden bırakıldığında yere aynı anda düşer dediği zaman inanmakta zorlanırız. Bunun sebebi ise orta dünyada her zaman hava sürtülmesinin olmasıdır. Eğer bir vakum evrimselleşseydi top güllesi ve kuş tüyünün yere aynı anda düşmesini beklerdik. Orta dünyanın sakinleri olarak evrimleştik ve bu hayal gücümüzün sınırlarını çizdi. Burkamızın dar penceresi eğer çok yetenekli değilsek ve özel olarak eğitilmediysek sadece orta dünyayı görmemize izin verecektir. Biz hayvanların sadece orta dünyada değil, atom ve elektronların oluşturduğu mikro dünyada da hayatta kalmamızı söyleyen bir hissimiz vardır. Düşünmemizi ve hayal etmemizi sağlayan sinir sinyalleri mikro dünyadaki aktivitelere bağımlıdır. Fakat vahşi atalarımız mikro dünyayı anlamamıza yarayacak herhangi bir hareket yapmak veya karar vermek zorunda kalmadılar. Eğer moleküllerin ısıl hareketleriyle sürekli sarsılan bir bakteri olsaydık olay değişirdi. Ancak biz orta dünyalar Brown hareketini görebilmek için oldukça büyük olan hantal bir kütleyiz. Benzer şekilde yaşamımız yer çekimin egemenliği altındadır. Fakat nazik yüzey geriliminden neredeyse tamamen habersiziz. Küçük bir böcek için bir öncelik tamamen terstir ve böcek yüzey gerilimini en hassas konu olarak görecektir. Steve Grant, Yaratılış, Hayat ve Nasıl Yapıldığı isimli kitabında maddenin kendisiyle meşgul olmamıza neredeyse saldırır. Sadece katı maddelerden oluşmuş şeylerin tümüyle gerçek olduğunu düşünmek gibi bir eğilimimiz var. Bu vakumdaki elektromanyetik salınımın dalgaları gerçek dışı gibi görünür. Victoria döneminde yaşayanlar dalgaların bir maddesel ortamda olması gerektiğini düşündüler. Böyle bir ortam olmadığından bir tane icat ettiler ve adına ışığı taşıyan eter dediler. Bu gerçek şeyi bulmamızın tek sebebi atalarımızın maddenin yararlı bir yapı olduğu orta dünyada evrimleşmesiydi. Öte yandan biz orta dünyalar bile içinde madde sürekli değişmesine rağmen bir girdabın, bir kayanın gerçekliği gibi bir şey olduğunu anlayabiliriz. Tanzanya'nın kurak düzlüklerinde Masai'nin kutsal volkanı Oldonyo Lengai'nin gölgesinde 1969'daki patlamayla oluşmuş bir kül kumulu vardır. Kumul rüzgarla oyularak değişik şekiller almıştır. Fakat güzel olan şey kumulun bütünüyle hareket etmesidir. Teknik olarak barçan olarak bilinen şeydir. Bütün kumul batıya doğru yılda 17 metre yürümektedir. Hilal şeklindekini korur ve boynuzlar istikametinde gizlice ilerler. Rüzgar dünyadaki kumları sığ tepenin yukarısına süpürür. Sonrasında kabartının tepesine oluşan bir kum tanesi yuvarlanarak hilalin içindeki dik yamaçtan aşağı kayar. Aslında bir barçan bile bir dalgadan daha fazla bir şeydir. Bir dalga açık deniz boyunca yatay olarak ilerliyor görünür. Fakat aslında su molekülleri dikey hareket ederler. Benzer şekilde ses dalgaları hoparlörden dinleyicilere doğru yol alır. Fakat hava molekülleri yol almaz. Hava moleküllerinin yol aldığı duruma ses yerine rüzgar denir. Steve Grant sizin ve benim de kalıcı şeylerden çok dalgalara benzediğimize dikkat çeker, okuyucularını düşünmeye davet eder. Çocukluğunuzdaki bir olaydan net olarak hatırladığınız bir şey, görebildiğiniz bir şeyi hissettiğiniz hatta belki kokusunu duyduğunuz sanki gerçekten oradaymışsınız gibi her şeyin ötesinde siz aslında gerçekten oradaydınız değil mi başka türlü nasıl hatırlardınız fakat işte bomba orada değildiniz şu anda vücudunuzda bulunan tek bir atom bile bu olay olduğunda orada değildi madde bir yerden bir yere akar ve anlık olarak sizi oluşturmak için bir araya gelir bu yüzden ne olursanız olun artık yapıldığınız madde değilsiniz eğer bu ensenizdeki kılları dimdik yapmıyorsa, yapana kadar tekrar tekrar okuyun çünkü bu çok önemli. Gerçek basit bir güvenle kullanabileceğimiz bir kelime değildir. Eğer bir nötrino, nötrino boyutunda atalardan evrimleşip bir beyin sahibi olsaydı, kayaların gerçekte büyük oranda boşluktan olduğunu söyleyecekti. Bizim kayaların içinden geçemeyen, orta büyüklükteki atalarımızdan evrimleşen beyinlerimiz var. Böylece bizim gerçeğimiz kayaların kata olduğu gerçeği, bir hayvanın gerçeği, beyninin hayatta kalmayı başarmak için neye ihtiyacı varsa onu sağlayan bir gerçek. Ve birçok değişik tür böyle farklı dünyalarda yaşadığı için rahatsız edici çeşitlikte gerçekler olacaktır. Bizim gördüğümüz haliyle gerçek dünya yalın bir gerçek dünya değil. Fakat düzenlenmiş ve ayarlanmış duyu verileriyle oluşturulmuş bir model gerçek dünyadır. Gerçek dünya ile baş edebilmemiz için oluşturulmuş olan gerçek dünyanın kullanışlı bir modelidir. Modelin doğası nasıl bir hayvan olduğumuza bağlıdır. Uçan bir hayvan, yürüyen, tırmanan veya yüzen hayvanlardan farklı bir dünya modeline ihtiyaç duyar. Her ne kadar dünyaların kesişmesi gerekli olsa bile, yırtıcılar avlarından farklı bir modele ihtiyaç duyarlar. Bir maymunun beyni, dallar ve gövdelerin oluşturduğu üç boyutlu labirentte baş edebilecek kapasitede yazılıma sahip olmalıdır. Bir su kayıkçısı böceğinin beyni, böcek Edwin Abbott'un düz topraklarında bir gölün yüzeyinde yaşadığı için üç boyutlu yazılıma ihtiyaç duymayacaktır. Bir köstebeğin dünyanın modelini oluşturmak için kullandığı yazılımı yer altı kullanımı için özelleşmiş olacaktır. Bir köstebek sıçanının dünyayı temsil eden yazılımı muhtemelen köstebeğinkine benzer olmayacaktır. Fakat köstebek sıçanı gibi bir kemirgen olmasına rağmen normal sıçan muhtemelen daha çok maymununkine benzeyen bir dünya oluşturucu yazılıma sahip olacaktır. Kör Saatçı adlı kitabımda ve başka yerlerde yarasaların kulaklarıyla renkleri görebilecekleri spekülasyonunu yapmıştım. Yarasanın ihtiyaç duyduğu dünya modeli böcekleri yakalamak için üç boyutlu dünyada dolaşmak için olmalıdır. Kesinlikle büyük oranda benzeyen görevleri gerçekleştirmek için bir kırlangıcın ihtiyaç duyduğu modele benzer olmalıdır. Yarasaların modellerindeki değişkenleri yenilemek için yankıları, kırlangıçların ise ışığı kullandığı gerçeği özgün taraflarını oluşturur. Yankının bazı kullanışlı açılarının belki de yüzeyin akustik dokusunun kırmızı ve mavi gibi içsel renk etiketleri kolarak kullanıldığını iddia ediyorum. Tıpkı kırlangıçların ışığın uzun ve kısa dalgalı boylarını çarpıcı renk etiketleri olarak kullanması gibi. Mesele şudur ki modelin doğasını yöneten şey kullanılan duyguların çeşitlerinden ziyade modelin kullanılma amacıdır. Yarasalardan alınan ders budur. Akıl modelinin genel yapısı, duyu sinirlerinin devamlı ilettiği verilere karşın hayvanın yaşam tarzının kanatlarından, ayaklarından ve kuyruğundan daha az olmamak üzere bir uyarılmasıdır. J. B. S. Haldin, yukarıda alıntı yaptığım "Olası Dünyalar" makalesinde, dünyaları kokunun hakimiyetinde olan hayvanlar hakkında bazı şeyler anlatmıştır. Köpeklerin kapriklik asit ve kaprolik asit gibi benzer iki uçucu yağ asitinin milyonda bir oranında sulandırılmış çözeltilerini birbirinden ayırt edebildiğini fark etmiştir. Aralarındaki tek fark, kaprilik asitin ana molekül zincirinin kaproik asidin ana molekül zincirinden iki karbon atomu uzun olmasıydı. Halden'in tahminine göre bir köpek, bir insan çıkardıkları notalar vasıtasıyla piyano tellerini sınıflandırabildiği gibi kokudaki moleküllerin ağırlığı sayesinde asitleri ayırt edebilirdi. Tek farkı ana zincirinde fazladan iki karbon atomuna sahip olmak olan benzer bir yağ asidi de kaprik asittir hayatında daha önce bir kaprik asitle karşılaşmamış bir köpek, bizim daha önce duyduğumuz trompet seslerinin hepsinden bir nota yüksek bir trompet sesi duyduğumuzda rahatsız olduğumuzdan daha fazla rahatsız olmayacaktır. Bir köpek veya gergedana koku karışımlarının ahenkli notalar gibi geleceğini tahmin etmek bana tamamen mantıklı geliyor. Belki de akortsuzluklar vardır. Modelin kesin bir zamanlamayla başlayan ve duran notalardan oluştuğu için kokular muhtemelen melodi gibi değillerdir. Veya belki de köpekler ve gergedanlar renkli kokulardadır. Bu durumda konu yarasalarda olana benzer olacaktır. Bir kez daha belirtelim. Renk olarak adlandırdığımız algılar dış dünyadaki önemli farklılıkları etkilemek için beynimiz tarafından kullanılan araçlardır. Çarpıcı renklerin filozofların koaliye olarak adlandırdıkları ışıkların özel dalga boylarıyla içsel bir bağlantısı yoktur. Bu çarpıcı renkler beynin dış gerçekliğin modelini çıkartırken hayvanı ilgilendiren önemli noktaları ayırt etmek için kullandığı içsel etiketlerdir. İnsanlarda veya kuşlarda bu değişik dalga boyları anlamına gelir. Yarasalar için ise tahminde bulunuyorum bu farklı yankı özellikleri ve dokular olmalıdır. Belki yansıtıcı yüzeyler için kırmızı, kadife yüzeyler için mavi, pütürüklü yüzeyler için yeşil. Bir köpek veya gergedan içinse bu neden kokular olması? Bir yarasa veya gergedanın, bir su kayıkçısı veya köstebeğin, bakterinin veya kabuk böceğinin yabancı dünyalarını hayal etme gücü, burkalarımızın siyah kumaşını çeken ve bize zevk vermek için orada ne olduğunu daha geniş bir açıdan gösteren bilimin ayrıcalıklarından biridir. Orta dünya mecazı başka tayf ölçeklerine de uyar. Sezgilerimizin ve hayal gücümüzün bize sağladığı benzer dar pencere ile bir olasılıksızlık ölçeği yapabiliriz. Olasılıksız tayfının bir aşırı uç noktasında imkansız olarak tanımladığımız olaylar olmalıdır. Mucizeler oldukça imkansız olaylardır. Meryem Ana'nın bir heykeli bize el sallayabilirdi. Kristal yapıyı oluşturan atomların hepsi ileri geri titrerler. Çok fazla atom olduğundan ve hareket yönleri ortak olmadığından orta dünyada gördüğümüz haliyle heykelin eli kaya gibi sert ve hareketsizdir. Fakat eli oluşturan, salınan atomların hepsi aynı anda aynı yöne hareket edebilirlerdi. Tekrar ve tekrar. Bu durumda el oynardı ve biz heykeli bize el sallarken görebilirdik. Fakat karşı ihtimaller o kadar büyüktür ki bu sayıyı evrenin başlangıcında yazmaya başlasaydınız hala sıfırlarını eklemeye devam ediyor olurdunuz. Böyle olasılıksızları hesaplama gücü ellerimizi umutsuzluğa bırakmaktansa olanaksıza yakını hesaplama gücü bilimin insan ruhunu özgürleştiren yararları için başka bir örnektir. Orta dünyadaki evrim oldukça olanaksız olayları işleyebilmemiz için bizi yeterli donanımla donatmamıştır. Fakat gök bilimsel boşluğun veya yer bilimsel zamanın enginliğinde orta dünyada imkansız görünen olaylar kaçınılmaz olabilir. Bilim, alışık olduğumuz olasılık tayfını gördüğümüz dar pencereyi zorlayarak hızla genişletir. Bir zamanlar sınırın dışında görünen veya ejderhaların yaşadığı olasılık bölgelerine bilim, hesaplama ve kanıt ile girmemizi sağlayarak bizi özgürleştirir. Yaşamın kökeninin olasılıksızlığını ve imkansıza yakın bir kimyasal olayın bile yeterli gezegen yılı verildiğinde gerçekleşmesi gerektiğini ele aldığımız, her biri kendi kuralları ve değişkenlerine sahip olan muhtemel evrenleri ve azınlıkta olan yaşam dostu yerlerin birisinde olmamızı gerektiren antropik ilkeyi incelediğimiz dördüncü bölümde penceremizi zaten genişlettik. Halden'in tahmin edebileceğinizden de garip sözünü nasıl yorumlamalıyız? tahmin edilebilenden prensipte daha garip mi? Veya sadece beynimize orta dünyadaki çıraklığında verilmiş kısıtlamalar olduğunda tahmin edebileceğimizden mi daha garip? Eğitim ve çalışmayla siyah burkamızı yırtarak ve çok küçüğün, çok büyüğün ve çok hızlının sezgisel kavrayışını matematiksel kavrayış gibi kazanarak kendimizi orta dünyadan azat edebilecek miyiz? Cevabı gerçekten bilmiyorum. Fakat insanoğlunun kavrayışının sınırlarını zorladığı bir zamanda sonunda sınırların olmadığını keşfetmiş olabileceğimiz zamandan bile daha iyi bir zamanda yaşadığım için çok heyecanlıyım. Tanrı Yanılgısı adlı kitabın sonu. Diğer kitaplardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.